Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri 1. bölüm İslam alimlerinin büyüklerinden ve evliyanın meşhurlarından Silsile-i Aliye denilen evliyanın üçüncüsüdür. Osmanlı devletinin son devirlerinde yaşadı. Seyyid olup soyu Hazreti Hüseyin'e ulaşır. Lakabı Hazreti Şeyh ve Allame'dir. Arvaslı olduğu için, Arvasi nisbesiyle meşhurdur. Babası Abdülhamit Arvasi'dir. 1825 Hicri 1241'de Arvas'ta doğdu. 1895 Hicri 1313'te vefat etti. Kabri şerifi Van'da Müküs'ün Arvas köyündedir. Mensub olduğu temiz ve asil aile Anadolu'nun şark vilayetlerinin İlim, irfan ve güzel ahlak vasfının timsali olmuştur. Dedelerinin her biri zamanlarının alimi, fazilet örneği ve saygıdeğer fertleriydi. Kısa zamanda emsalini geçip meşhur olduğu gibi dini ilimleri ve zamanın fen bilgilerini de öğrendi. Tasavvufta ise büyük alim ve veli Seyyid Tahai Hakkari Hazretlerinin huzurunda manevi olgunluklara erişip icazeti mutlaka ile insanlara doğru yolu anlatmak ve öğretmek müsaadesi verildi. Hocasının emrine uyup akli ve nakli ilimlerde zamanının yegane alimi oldu. Allahü Teala'ya hamd olsun. Seyyid Taha Hazretlerini gördüm. Tasavvufun ve hakikatin ne olduğunu öğrendim buyururdu. Çeşitli ilimleri hatta zirati ve sanatları, siyasal bilgileri de iyi bilen fehimi arvasi hazretlerine, Van Valisi ve devlet adamları gelip meselelerini sorunca müşküllerini hallederlerdi. Sohbet ve dersleriyle, pek çok insanın doğru yola kavuşmasına vesile oldu. Van ve havalisinde çok sevildi ve hürmet gördü. İlmin, medeniyetin ve İslam ahlakının yayılmasında çok büyük hizmetler yaptı. 93 harbinde Ruslara karşı milli birliğimizi korumak için talebeleriyle birlikte Doğu Bayezid cephesine gidip büyük muvaffakiyetler gösterdi. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, senin yanında bulunmayan birisinden, onun beğenmediği şekilde kötü olarak bahsetmen, onun ölü halindeki etini yemen gibidir. O halde gıybet edenler, o kardeşinin ölüsünün etini yiyorlar. Çok sakınmalıdırlar. Amr bin As hazretleri, yanında birkaç kişiyle beraber, ölü bir katırın yanından geçiyordu. Yanında bulunanlara, sizden birinizin, bu kokmuş katırın etinden yiyip, midesini doldurması, Müslüman kardeşinin etinden yemesinden iyidir. Yani, Müslüman kardeşini gıybet etmekten iyidir. Allah'tan korkunuz ve gıybet etmeyiniz. Tövbe ediniz. Allahü Teala tevvaptır. Tövbeleri kabul edicidir buyurdu. Bidat sahibi birisinden fasık diye bahsetmek gıybet olmaz. Maksadı insanları onun şerrinden uzaklaştırmak, onun tuzağına düşmemeleri için onları sakındırmaktır. Bu mübahtır. Çünkü Resulullah Efendimiz fasık için gıybet yoktur buyurdu. Halit bin Rebi Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir zaman dostlarımla beraber bir yerde bulunuyorduk. Orada bir Müslümanı gıybet ettiler. Ben mani olamadım. O gece rüyada siyah bir kimsenin pis kokulu domuz etini bir tabağa koyup getirdiğini ve önüme koyduğunu yüksek sesle "Hadiye." dediğini gördüm. Ben "Müslümanım. Müslüman domuz eti yemez." dedim. "Ama Müslümanın etini yersin. O bundan bin kat daha haramdır." deyip o etten bir parça kesti, ağzıma koydu. Uyandım. O et ağzımdaydı ve pis pis kokuyordu. Kırk gün onun pis kokusunu ağzımda duydum. Hadis-i şerifte, sizden biriniz, din kardeşini arkasından gıybet ederse, onun için mağfiret dileyip ona dua etsin. Gıybetine kefaret olur buyuruldu. Yani, Ya Rabbi, kıybet ettiğim kimseyi mağfiret eyle demelidir. Nefsinin ayıplarını, kusurlarını görmeyen kimse doğru yoldan ayrılıp azgınlaşır. Dünyada haram günah olan işlerle meşgul olan kimseler herkesin yanında zelil olur, aşağılanır. İlimlerin en faydalısı kulluk vazifesiyle ilgili hükümleri öğrenmektir ve yine ilimlerin en yükseği tevhid ilmi olup Allahü Teala'nın zatına ve sıfatlarına ait olan bilgileri öğrenmektir. Dinde farz ve vacip olan emirler yerine getirilince tevazu sahibi olmakla beraber kahramanlık göstermenin bir zararı olmaz. Sünnet olan bir amel ve talep edilen bir ilim kibirle beraber hiçbir fayda vermez. Dinde bilinmesi zaruri olan bilgileri, helal ve harama dair bilgileri öğrenmek her Müslümana lazımdır. Çünkü bunlara uygun amel yapmak ancak bunları bilmekle mümkün olur. Yaşanmayan ve tatbik edilmeyen bir ilim meyvesiz ve faydasız olur. Bilmeden gelişi güzel yapılan bir amel ise eksik olur. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte ilim talep etmek her Müslümana farzdır buyurdu. Denilir ki, tasavvufun tamamı edepten ibarettir. Her zamanın, her halin ve makamın riayet edilmesi gereken edebi vardır. Edebe yapışan kimse, büyüklerin mertebesine kavuşur. Edepten mahrum olan kimse, yakınım zannettiği yerden pek uzaklardadır. Kabul edileceğini umduğu yerden geri çevrilir edepten mahrum olan kimse, bütün hayırlardan mahrum olur. Denilir ki, nefsin edebi, nefse hayrı tanıtmak ve onu teşvik etmek, ona şerri, kötüyü tanıtıp ondan men etmektir. Denilir ki, edep, fakirlerin senedi, zenginlerin süsüdür. İnsanlar edep hususunda üç kısımdır. Bunlar, dünya ehli, din ehli ve din ehli arasında da dereceleri yüksek olanlardır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte müminlerin Allah için birbirlerini ziyaret etmeleri güzel ahlaktandır buyurdu. Ziyaret edilen kimsenin kendisini zorlamadan evinde ne varsa misafirine onu ikram etmesi gerekir. Evinde bir yudum su bile olsa onu ikram eder ev sahibinin yanında ikram edeceği bir şey olduğu halde misafirine ikram etmezse o gün ve o gece Allahü Teala'nın gazabını üzerine çekmiş olur. Kiminle arkadaş olalım diye sorulunca cevabında hasta olduğunda seni ziyaret eden, günah işlediğinde senin için Allahü Teala'dan af dileyen kimseyle buyurdu. Resulullah Efendimiz bir hadisi i şerifte buyurdu ki, Allahü Teala benim için birbirini sevenlere, benim için birbirlerini ziyaret edenlere sevgim haktır buyurdu. Peygamber Efendimiz başka bir hadisi i şerifte buyurdu ki, Allah için ziyaret et. Kim Allah için ziyaret ederse, yetmiş bin melek onu ziyaret eder. Ve Allah'ım, o senin için ziyaret ettiği gibi, sen de ona vasıl ol, ziyaret et diye niyaz ederler. Giyinmede temizliğe çok dikkat etmelidir. Çünkü Resulullah Efendimiz bir hadisi i şerifte, temizlik imandandır buyurdular. Giyimde avret mahallini örtüp, sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiselerin, temiz, imkanına göre, kıymetli kumaştan olması esastır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen yiyin, için israf etmeyin. Çünkü Allahü Teala israf edenleri sevmez. Araf suresi 31 buyuruyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi i şerifte sizden biriniz bir şey yediği zaman Bismillahirrahmanirrahim desin. Eğer başında besmeleyi unutur, sonra hatırlarsa, Bismillahi evveluhu ve ahiruhu desin buyurdu. Rızık hususunda merak ve endişe etmemelidir. Bütün vaktini bununla geçirmemelidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen nice hayvanlar vardır ki rızkını yüklenip taşımaya güçleri yetmez. Onlara da size de rızkı Allahü Teala verir. Allahü Teala semiyedir, alimdir buyuruyor. Ankebut suresi 60. Yemek yerken açlığı gidermek, nefse hakkını vermek, ibadet ve taatleri yapabilecek kuvveti, enerjiyi kazanmak kastedilir. Yoksa yemek lezzet almak niyetiyle yenmez. Yemek yerken hiçbir yemeği kötülememelidir. Ebu Hureyre, Resulullah Efendimiz hiçbir yemeği asla kötülemedi buyurdu. Acıkmadan yememeli, acıkınca yemelidir. Peygamber Efendimiz bir hadisi i şerifte, yediğiniz yemekleri Allahü Teala'yı anarak ve namaz kılmak suretiyle eritiniz. Tok karınla uyumayınız, yoksa kalbiniz kasvetli olur buyurdu. Büyüklerden bir zat şöyle buyurdu misafire ve ev sahibine şu üç şey lazımdır. Ev sahibine lazım olan üç şey. 1- Misafire helal yedirmek. 2- Namaz vakitlerini gözetmek ve namaz vaktinde misafirini kaldırmak. 3- Gücünün yettiği şeyi misafirden esirgememektir. Misafire lazım olan üç şey, ev sahibinin dediği yere oturmak, kendisine ikram edilen yiyeceklere rıza göstermek, ev sahibinden izin aldıktan sonra evden ayrılmaktır. Resulullah Efendimiz bir hadisi i şeriflerinde lezzetleri gideren ölümü çok hatırlayınız buyurdu. Bela ve musibet zamanında sızlanmamalı ve şikayette bulunmamalı, bela ve musibete göstereceği sabırdan dolayı Allahü Teala katında kazanacağı ecir ve sevabı gözünün önüne getirmelidir. Allahü Teala'nın sabredenler için hazırladıklarını düşünmelidir. Hayırlı işlerde Allahü Teala'dan yardım dile. Bir şey başına gelirse bu Allahü Teala'nın kaderidir. Allahü Teala neyi dilerse yapar de. Eğer şöyle olsaydı veya böyle olsaydı demekten sakın. Çünkü böyle söylemek şeytanın açtığı bir kapıdır. Bela ve musibet zamanında kulun doğru veya yalancı olduğu anlaşılır. Kim genişlik zamanı şükreder, bela ve musibet zamanında da feryat edip şikayette bulunursa, o yalancılardandır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, Bela ve musibet, ariflerin kandili, müritlerin uyanıklığı, gafillerin de helakidir. Seyyid Fehim Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Seyyid Fehim Hazretleri bir defasında talebeleriyle Van Gölü kıyısında giderken gölde bulunan Akdamar Adası'ndaki Ermeni kilisesinden bir papaz çıkarak su üstünde yürümeye başlar. Talebeler bunu görünce bazılarının hatırına Allah'ın düşmanı dediğimiz papaz su üzerinde yürüyor da evliyanın büyüğü Allahü Teala'nın sevdiği, seçtiği kulu bildiğimiz Seyyid Hazretleri acaba neden yürümeyip kıyıdan dolaşıyor diye gelir. Seyyid Fehim Hazretleri bu düşünceyi anlayıp mübarek ayaklarındaki nalınları ellerine alıp birbirlerine çarpar. Nalınlar birbirine çarptıkça papaz suya batar. Boğazına kadar gelince bir daha çarpar, batar ve boğulur. Sonra böyle düşünen talebesine dönerek, o sihir yaparak su üstünde gidiyor. Böylece sizin imanınızı bozmak istiyordu. Nalınları çarpınca sihri bozulup battı. Müslümanlar sihir yapmaz. Allahü Teala'dan keramet istemekten de haya ederler, buyurdu. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri, şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki dilin adabı daima Allahü Teala'yı anması, kardeş ve dost edindiği kimseleri hayırla anması, onlara dua, vazü nasihat etmesi, onlara hoşlanmadıkları şeyleri konuşmamasıdır. Dil gıybet etmemeli, söz taşımamalı, başkalarını kötülememeli kendisine lazım olmayan şeylerle ilgilenmemelidir. Bir topluluk arasında bulunduğu zaman o topluluk kendisini alakadar eden konularda konuşuyorlar ise konuşmalıdır. Eğer kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşuyorlarsa onların yanından uzaklaşmalıdır. Her yerde halin gerektirdiği şekilde konuşmalı yoksa konuşmamalıdır. Denilir ki Allahü Teala dili Kalbin tercümanı hayrın ve şerrin anahtarı olarak yarattı. Kalbinin iyiliğini istiyorsan dilini muhafaza etmek suretiyle kalbine yardımcı ol. Susmak önemli bir iştir. Çünkü susmak cahilin perdesi, akıllının süsüdür. Fuhuş ve şehveti tahrik edip fuhşa sürükleyen sözleri, dedikoduyu ve her kötü olan şeyi dinlememelidir kulak Allahü Teala'nın zikrini, vazü nasihatleri, dine ve dünyaya faydası olan şeyleri dinlemelidir. Böyle şeylerden bahsedenleri dinlemek çok güzeldir. Haramlardan, insanların ve dostların ayıplarına bakmaktan gözü men etmelidir. Bakılan şeylere ibret ile Allahü Teala'nın kudret ve azametine güzel yaratmasına delil olarak bakmalıdır. Fakat insanın böyle olabilmesi için, kötülüğü emreden nefsin isteklerinden temizlenmesi lazımdır. Allahü Teala hakkında, Müslümanlar hakkında, güzel zan sahibi olmak, hasetten, hıyanetten, kötü ve bozuk akidelerden kalbi temizlemek, kalbin edeplerindendir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen hakikatini bilmediğin şeye zan ile tabi olma. Bilmediğin şeyi biliyorum deme. Muhakkak ki kulak, göz ve kalbin her birine sahibinin ameli sorulur. Sahibin senin ile ne yaptı denir buyuruyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi i şerifte dikkat ediniz. Vücutta bir et parçası vardır ki o iyi olunca bütün vücut iyi olur. O bozuk olunca, bütün vücut bozuk olur. Dikkat ediniz, bu kalptir, buyurdu. sırrı Sekati Hazretleri buyurdu ki, insanların kalpleri üç çeşittir. Birisi dağ gibidir. Hiçbir kötü düşünce ve hiçbir şey onu sarsamaz. İkincisi hurma gibidir ki, onun kökü sabittir. Fakat rüzgar onu sağa sola sallar. Üçüncüsü, tüy gibidir ki, her çeşit rüzgar onu götürür. Yerinde hiç sabit kalmaz. Dostlar ve din kardeşleriyle beraber olunduğu zaman, mümkün mertebe onlara uygunluk gösterilir. Dinen mahsuru olmadığı müddetçe, onlara muhalefet etmekten, onlara kin beslemekten, gıybet etmekten, onlara haset etmekten sakınılır. Tam tetkik etmeden, araştırmadan, hüküm vermeyiniz. Bilhassa talaka, boşamaya ait meselelere karışmayınız. Ruhsatla, izinle yetinmeyiniz. İmkan oldukça azimeti esas kabul ediniz. En küçük bid'atten bile kaçınmayandan zararı dokunmasın diye siz ondan kaçın. İlimden yalnız konuşma ile yetinen ve hakikatiyle sıfatlanmayan helak olur. İbadet yaparken fıkhın gereğini yerine getirmeyen ibadet yapmış sayılmaz. Fıkıh bilgisi öğrenirken vera sahibi olmayan aldanır. Kendisine lazım olan işleri yapan ise kurtulur. Kendisinden harikalar zuhur eden birini görürseniz hemen o haline aldanmayın. Hak Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmasını görünceye kadar dikkatli olun. İyi ahlak herkese sevdiği şeye göre muamele etmektir. Konuşurken, otururken hiç kimseye yabancılık çektirmemektir. Hazreti Ali bin Ebu Talip, ilim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen koruyacaksın. Fakat ilim seni korur. Mal sarf etmekle azalır. İlim sarf etmekle çoğalır buyurdu. Yine Hazreti Ali, alim gündüzleri oruçlu olduğu halde harbeden, geceleri de ibadetle geçiren mücahit abitten daha üstündür. Bir alimin ölümüyle İslam aleminde bir gedik açılır. Açılan bu boşluğu onun gibi yetişecek bir alimden başkası dolduramaz. Buyurdu. Hiçbir şey ilimden üstün değildir. Çünkü sultanlar insanlara hükmeder, alimler ise Sultanlara hükmeder.